Ee, grup Başkan Vekili Gülistan Kılıç Koçyiğit, MHP Lideri Devlet Bahçeli'nin yeni sürece ilişkin e, açıklamalarını bir değerlendirme yaptı bu açıklamalara. Süreci MHP tarafından başlatılmasının önemli ve pozitif olduğunu söyledi. Yine aynı kanattan işte kucak açtık, el açtık, bekliyoruz açıklaması da gelmişti biliyorsunuz. Süreçle ilgili hızlı adımların atılması gerektiğini belirtti. Yola revan olmak gerekir. Toplum buna hazır, siyaset de hazır ifadelerini kullandı. Bir ekrana taşıyalım. Şayet terörist başının tecidi kaldırılırsa gelsin Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde DEM Parti grup toplantısında konuşsun. Terörün tamamen bittiğini ve örgütün lağvedildiğini haykırsın. DEM Parti Grup Başkan Vekili Gülistan Kılıç Koç Yiğit, MHP lideri Devlet Bahçeli'nin yeni süreci ilişkin açıklamalarını değerlendirdi. İsabetli de buluyoruz dedi. Ve bundan kuşku duymak ise Behude MHP ile başlaması isap etti. Pozitif bulduğumuzu söylemeliyim. Bir çözüm olacaksa en uçta duranların bu sürece katkı sunması gerekiyor. Muhatap ne sadece DEM Parti ne sadece AK Parti. Muhatap tüm Türkiye. Başlatıcının MHP olması bazı eşlikleri atlamak açısından önemli. Öğrendiğimiz bir haber var. Meclise bir grup gazetecinin sorularını yanıtlayan Koç Yiğit, süreçle ilgili hızlı adımların atılması gerektiğini söyledi günün sonunda üzüm yemek istiyoruz, bacıyı dövmek istemiyoruz. Bütün bu tartışmalar hangi gerekçeyle başlamış olursa olsun bize düşen barış ve diyalog mücadelemizi ilerletmek, diyaloğu iyi değerlendirmek lazım. Bugün erken, yarın geç. Hemen. Bu iş ertelenemez, ötelenemez. Türkiye çok zaman kaybetti. Yola revan olmak gerekiyor. Toplum buna hazır, siyaset de hazır. Dem Parti Ağrı Milletvekili Sarı Sakık'ta bizi uzattığınız el kibir eli olursa biz kibir elini reddederiz dedi. Ama biz varız. Atacağınız sel türlü adımda destekçiniz olacağız ifadelerini kullandı. Ama bu yolumuz doğru. Tabii bu arada e, MHP lideri Devlet Bahçeli'nin e, o açıklaması bir kırılmayı da e, siyaseten bir kırılmayı da beraberinde getirdi e, ve sonrasında da e, Duran Kalkan'ın mesela terör örgütüyle başının e, bir açıklaması oldu PKK'nın önde gelen isimlerinden Öcalan silah bırakır bırakın dese de silah bırakmayacakları ve PKK terör örgütünü devam ettirecekleri yönünde açıklamalar geldi. Yani aslında baktığınızda Kandil bu durumdan ne kadar rahatsız ve bu mesajın ne kadar doğru bir noktayı işaret ettiğinin de kanıtı oldu bu açıklamalar. Bu görüntüler ne derseniz MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin Diyarbakır'dan misafirleri vardı. Onları ağırladı makamında ve bu fotoğraf karesi paylaşıldı. MHP Diyarbakır İl Başkanı Miktat Arslan'la Diyarbakır Spor Kulüp Başkanı Başkanı Bedirhan Akyolu Bahçeli'yi ziyaret ettiler. Ziyarette Bahçeli'ye Diyarbakır spor forması hediye edildi. Ve bu fotoğraf karesi de o anı ölümsüzleştirdi. Bir dipnot.